Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Amin. Mübarek 3 aylarda şöyle ortalara doğru yaklaştık. Hatta Şaban ayının bugün, yani değil mi, onu mu, tam hatırlayamıyorum ama evet, 11, bugün Şaban-ı Şerif ayının 11. günündeyiz. Günler, aylar, yıllar sanki bir yel gibi gelip geçiyor. Ömür, ömür gidiyor. Allah'ım Celle Celaluhu şu kısa ömrümüzü Rabbimizin razı olduğu şekilde iyiliklerle, güzelliklerle, ameli salihler üzere geçirmeye muvaffak eylesin. Sonunda da hüsnü hatimeyle çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim, gerçekten yani hep dertleniyoruz, dertleşiyoruz ama yani 3 aylar geliyor geçiyor. Ramazanlar da geliyor geçiyor. Oruçlar gevşedi. Namazlar zaten çok gevşek. Camilerden belli oluyor. O kadar apartmanların olduğu yerdeki camilerin içerisine bakıyoruz. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Eyvah, eyvah. Nereye gidiyoruz? Hiç iyi diye alamet değil. Eğer biz bu şekilde devam edersek Allahu Teala bize bir tokat vurur. Zaten vuruyor da kullarım uyansınlar diye. Ama işte biz de öyle bir derin uykudayız ki uyanamıyoruz. Allah'ım o tokadı, o silleyi yemeden uyandırsın diyelim. Amin. O yüzden çok çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapmamız lazım. Kardeşlerim, mutlaka hepimizin yapacağı şeyler vardır. Hepimizin yapacağı şeyler vardır. Ben şimdi burada Efendi Hazretlerimizin nasihatlerinden, hanımlara yapmış olduğu nasihatlerden daha önce de okumuştum. Sohbetlerden alıntı sözlerini okuyacağım. Ve burada bu grupta 700 kişiden fazla kardeşimiz var. Diğer grupta da var. Buralara atıyorum. Belki birkaç kişi dinlese, istifade etse. İşte bu bir emri bil maruf, nehyi anil münkerdir. Ne güzel. Allah'ım feyizle eylesin. Hep büyüklerimizin sözlerinde hep bereket. Evet. Kardeşlerim, Efendi Hazretlerimizin şöyle buyurmuş. Evlenecek olan kızlarınıza şöyle tavsiye ederiz. Evlendikten sonra ağalık edemezsiniz. Evlenirken edeceksiniz. Ben şimdiye kadar okudum. Okumaya, okutmaya müsaade edersiniz. Bu izdivaç olur denilmelidir. Karşı taraf gerici derse hiç önemsemeyin. Allah da ilericidir. Tavizsiz olacaksınız. Askere komutanı yat deyince dikenli yer dahi olsa yatar. Yenilirsek ayıp bize. Neden? Doğru çalışmadık da ondan. Zamanında harp edeceksiniz. Esir olduktan sonra olmaz. Evet. Hoca kızlarımız âli himmetli olmalıdırlar. Himmetleri dünya olanlar ile izdivaç kurmamalıdır. Evlenmemelidir. Hoca kızlarımız evlenirken ne yapmalılar? Evlenmeyi düşündükleri kimseye ben çarşaflıyım, hocayım, ben uzun ve geniş entarili olurum, tesbihli olurum, gece namazlı olurum, beni böyle kabul ediyor musunuz? Demeliler. Karşı taraf ediyorum derse tamam, değilse Allah'a ısmarladık denilir ve iş bozulur. Ya ne güzel yol gösteriyor Efendi Hazretlerimiz. Evlenen genç kızlarımız şöyle düşünecek. Evleneceğim bu şahsın yanında imanım sağlam kalır mı, kalmaz mı? Böyle düşünüp ona göre hareket ederse Allahu Teala onu koruyacağına söz veriyor. Evet. Utanmadan kızım lisede, üniversitede okuyor diyorlar. Gelinlik kız lisede, üniversitede okunur mu, okur mu hiç? Başı açık, ayakları çıplak, giydiği elbise üzerine yapışmış bir biçimde bereketsiz okullar. Geçen de biri paylaşmış kızı.
bilmem daha yurt dışına gitmiş okumaya. Allah Allah. Hiç iyi bir şey değil yani. Türkiye'deki okullar yetmiyor herhalde. Elhamdülillah kızlarımız medreselerde okuyorlar. Okuyanları Allah okutur. Erkekler daha kuvvetli okur. Okumamak başlamamaktandır. Başlayın da şu şeytanı haşlayın. Ruhunuza aşı aşlayın. Bir hoca kızımız anlatıyor ki kayınvalidesi okutmasını istemiyormuş. Kocasına da tesir etmiş. Kocası eğer okutursan boşarım seni demiş. Hoca kızımızın da 50 talebesi varmış. Kurt yesin böyle kayınvalideleri. Kurt yesin böyle kocaları. Çare yok, cehennem dolacak. Emek edelim de bu iş başımıza gelmesin. Hocalara yalvaralım. Bu yoldan vazgeçmesinler. Gittikçe tükeniyorlar. Eski hevesi göremiyorum ha. Böyle dine ilme değer vermeyen milletin arasında hoca mı kalır, mürşit mi kalır buyurmuş. Allah Allah. Genç bir kız, ben daha gencim, yaşlanınca çarşaf giyerim dememelidir. Çarşafın vakti geldi. Giy, hor bakma çarşafa. Ahirette belli olacak onun büyüklüğü. Ah keşke dünyaya gönderilsem de giysem diye temenni edeceksin. Tesirlenmedikten sonra kimse kendisine hoca demesin. Ey hocalar, ey okuducular, çok kazanıyorsunuz, üşenmeyin. Akşama kadar böyle demiş olsam yine de kazandığınızın ne yüce olduğunu ifade etmiş olamam buyurmuş. Elhamdülillah. O vitrinleri de onlarda bulunan gelinlik ve benzeri İslam'a uymayan her bir şeyi Adem Aleyhisselam'a meyvesinden yemesi yasak edilmiş ağaç gibi bilelim ve onlara gözümüzü ve elimizi uzatmayalım. Mevla Teala cümlemizi ihlasla amele muvaffak eylesin. Amin. Evet. Yüze karşı medih övgü yapılmaz ama çarşafı şerif giyen hanımlar Türkiye'nin kaleleridir buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Ben sizi süzülmüş altın zannediyorum fakat sizler bu iki şeyin süs ve altının delisisiniz. Bir evlilik olayında erkek kız tarafına ne istiyorsunuz diye sorunca istekler sıralanıyor. Bir Alman, bir Fransız, bir İngiliz evlenirken ne gibi modalar tatbik ediyorlarsa onlara talip olunuyor. Evet. Akıl ve balig olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin görüşlerine uygun olarak itikatlarını düzeltmesidir. Zira ahirette kurtuluş bu büyük zatların görüşlerine tabi olmakla mümkündür. Mevla'ya itikat, onu bilmek, ona inanmakla olur. İşte bu inanmaya itikat denir. Bu itikadı kimden öğrenmek lazımdır? Hakkıyla bilenlerden. Hakkıyla bilenler de kimdir? Allah'ın Celle Celaluhu kitabından okuyup öğrenenlerdir. İmam-ı Rabbani Kuddüse Sirruhu Hazretleri mektubatında buyuruyor ki, bir kadının başka bir kadına şehvetle bakması ve tutması hususu yabancı erkek gibidir. Bu manadan olarak kadının kocasından başkasına süslenmesi caiz değildir. Bu başkası isterse kadın olsun, erkeklerin tüysüz delikanlıya şehvet nazarıyla bakmaları ve aynı duygu ile onları okşamaları haram olduğu gibi şehvetle kadının kadınlara bakmaları ve onları okşamaları dahi haramdır. Birbirimizi seviyoruz bahanesiyle şehvete uymamalıdır. Öyle şeyler yapmamalıdır. Bunları yapmak ateştir, öldürücü zehirdir buyurmuş İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz 1. ciltte efendim 193. mektupta geçmiş. Kardeşlerim devam ediyoruz. Bir kadının diğer bir kadının göbek ile diz arasına bakması da haramdır. Allahu Teala'nın örtünme emrini yerine getirmeyenlere, elbiselerinin boynu kısa yapanlara, avret mahallinizi kapanız
kapamanız için elbise gönderildi. Niçin örtünmediniz? Sizin Rabbiniz yok muydu? Resulünüz yok muydu? Kitabınız yok muydu diye sorulacak. Yiyin, için gibi işinize gelen, hoşunuza giden ayetleri anladınız da örtünme ayetlerini niçin anlamadınız denecek. Ya ahirette işte hesap sorulacak. Allah'ım bu açık hanımefendilere de örtünmelerini nasip eylesin. Amin. Ahirete gidince işler zor zor. İşi burada düzeltmek lazım kardeşlerim. Bak, Allah'ın dostları açık açık her şeyi bize söylüyor. Bir hanım süs elbisesiyle ancak başta efendisi olmak üzere diğer mahremi olan erkeklere çıkabilir. Zamanımızda ise bunun zıttı yapılıyor. Kadınlar çirkin elbiselerini efendilerinin yanında giyiyorlar. Tersine yürümek nasıl olur bilirsiniz. Geriye adımlar atılarak. Fakat 2-3 adım sonra insan düşer. Meymune validemiz de radıyallahu anha, annemiz manada buyurdu ki, erkekler sakallarına, sarıklarına, şalvarlarına, cübbelerine, kadınlar da çarşaflarına çok dikkat etsinler. Onları çok muhafaza etsinler. Cennette bunlar yok, bu dünyada sabredelim. Yarın ahirette cennetlerde karşılığını bulacağız buyurmuş. Hatice validemiz radıyallahu anha annemiz de benim elim onların üzerindedir demesi, efendim ne demektir? Çarşaf giyen Müslüman kadının çarşafının kıymetini bilmeye devam ettikçe cihan ona dokunamaz demektir. Eğer dokunulursa cihan yıkılır. Allah'ın veli kullarına dokunulmaya gelmez. Dokunanı Allahu Teala ne yapar? Silleyi indirir, vurur onu. Evet. Siz bir tarla satın alsanız birkaç gün sonra eski sahibi gelip buğday ekmek istese ne dersiniz? İzin verir misiniz? Tabii ki hayır, değil mi? Kimi kadınlar kolları, bacakları, saçları açık sokaklarda geziyorlar. Mevla Teala onların nefislerini satın almıştı. Hiç böyle yapılır mı? Allahu Teala'dan emir geldi mi ses seda çıkmamalı. Hemen kabul edilmelidir. Hatta yerine getirebileceğim başka emirler var mı demelidir. Evet. Kadının ise evinin en mahrem yerinde kıldığı namazı evinin umumi yerinde kıldığı namazdan daha üstündür. İnsan Mevla Teala'nın hiçbir emrini yerine getirmekten üşenmemeli. Hizmet eri olmalıdır. Ya Rabbi yeter ki sen buyur demelidir. Bir kadın 20 senedir çarşafımı çıkarmak istiyorum. Ah bir yasak gelse de çıkarsam demiş. Ona çıkar yasaktan sana ne demişler. Kadın da hayır olmaz. Kendim çıkartırsam suçlu duruma düşerim. Hükümet çıkarttırsın diye cevap vermiş. Bazı hanımlar da çarşaf giymeme efendim müsaade etmiyor diyor. Halbuki onun içinde bir başka efendi vardır ki aslında müsaade etmeyen odur buyurmuş. Allah nefsimizin tuzaklarından muhafaza eylesin. Evet, siz çarşaflı İslam'ı seven hanımlara kaldı iş. Her biriniz İslam'ın birer sancağısınız buyurmuş Efendi Hazretlerimiz. Evet. Tarikat dersleri pek düzenli yapılmıyor. Mevla Teala hatırıma bir usul getirdi. Onun için istihare ettik. O da çıktı. Biz de hemen onun tatbikine başladık. Riyadan Allah'a sığınarak anlatayım. Saat 2 ile 2.30 arası hocalar, talebeler hep beraber misafirhaneye geliyoruz. Teheccüd namazlarımızı kılıyor. Zikre oturuyoruz. İmsak vakti girince sabah namazının sünnetini kılıyor. Olduğumuz yerde biraz uzanıp uyuyoruz. Sonra kalkıyor, abdest alıp camide sabah namazının farzını kılıyoruz. Daha sonra mektubat okuyoruz. İşrak namazını kıldıktan sonra tekrar misafirhaneye gelip yine mektubat okuyoruz. Onun ardından tarikat derslerimizi tamamlıyoruz. Hanım hoca kardeşlerimizden de bu yiğitliği bekliyorum. Onlar da medreselerinde aynen böyle yapsınlar. Aramıza Sure-i Nur'da
Şöyle bir ayet-i kerime. Bismillah. Allah o iman şartlarını şeksiz, şüphesiz tasdik etmiş olan ve namaz, oruç, hac, zekat gibi salih ameller işlemiş bulunan sizlere şöyle vaatlerde bulunmuştur ki kasem olsun elbette onlardan önceki imanlı ve itaatli kimseleri yeryüzünde hükümran kılarak halife kıldığı gibi kesinlikle onları da yerin tamamında diledikleri gibi yönetimi ele geçiren halifeler yapacaktır. Yine andolsun ki elbette onlar için seçip beğendiği İslam dinlerini mutlaka kendileri için iyice sabit kılacaktır ve yine yemin olsun ki elbette düşmanlarından korkularının ardından onların durumlarını gerçekten mükemmel bir güvenceyle değiştirecektir. Çünkü onlar sadece bana ibadet etmektedirler. Bana hiçbir şeyi ortak koşmamaktadırlar. İşte her kim bu müjdenin zuhurundan sonra dinden dönerek kafir olursa, işte kafirlik ve azgınlıkta haddi aşan fasıkların ta kendileri ancak onlardır. Bahsedilen vaatlere nail olacak kimseler katmaya çalışalım. Evet. Ümit ediyorum ki benim hanım kardeşlerim ahlaki yönden en birinci olacaklar. Efendileri de görüşüp tanıştıkları herkes de onlardan razı olacaklardır. Geçimsizlik meselesinde sadece hanımlarda değil, erkeklerde de kabahat var. Onlar da hanımlarına iyi muamele etmesini beceremiyorlar. Düşünmüyorlar ki hanımlarının hiçbir güzel tarafı olmasa dahi yalnızca namuslarını muhafaza etmeleri yeter. Evet. Tek bir hoca kızımız bana bütün dünyadan daha sevgilidir. Ama o dini mübini İslam'a ters bir harekette bulunursa benim sevgimin ona ne faydası olur buyurmuş. Evet. Kardeşlerim bu kadarla ittifa edelim. Başka bir zaman Allah nasip ederse yine okuruz bu güzel nasihatlerinden. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.